Merhaba arkadaşlar, sizlerle beraber Plotagon uygulamasını inceleyeceğiz. Bu programda ilk öncelikle home kısmı var, yani ev, ana menü. Burada şu an gözükmüyor benim için de. Discovery var, burada tam dolmamış. Burada popüler animasyonlar falan var, kullanıcıları var. Bu kısma da burada yapmak anlamına geliyor galiba. Öncelikle biz karakteri tutuyoruz. Burada yapmış olduğum karakterler var. Onları adlandırabiliyoruz. Create a new karakteri tıkladıktan sonra bize böyle bir ekran çıkıyor. Burada kız veya erkek olacağını seçebiliyoruz. Ben kız seçtim. Ondan sonra şuradaki ok ilacına tıklayarak diğer sayfaya geçiyoruz. Burada da yüz kısmını seçiyoruz arkadaşlar. Ben genellikle bu yüzü seçiyorum ama diğerleri de uygun olabilir tabi. Bunu seçtim ya da bunu seçtim. Siz istediğiniz seçebilirsiniz. Yani benim seçtiğime bakmanıza gerek yok. Neyse ben bunu seçiyorum. Her rengini seçebiliyorsunuz buradan. Ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi ben bunu seçtim. Sonra buradaki tekrar ok ilacına tıklayarak diğer sayfaya geçiyoruz. Burada da saçlar var. Kız olduğu için yukarı kısma tıklamıyorum. Ve saçtan kız saçlarını seçmeye başlıyorum. Burada böyle bir saç var. Bu olabilir belki. Bu da olabilir ama bakalım biraz hangisini seçeceğiz. Altta bayağı seçenekler ama ben önce de karakterlerime denemiştim ve birkaç tanesini beğendim. Hepsinin de aynı olmasını istemiyorum karakterlerimin, tiplerinin filan. Onun için de saç modelini de değişik yapmak istiyorum. Bu veya bu olabilir mi bakayım. Bu veya yukarıdan bir şey daha bakalım. Hangisi olabilir? Bir tane seçmiştik. Bu. Hangisi daha güzel? Tamam. Bu uzun hali. Bu da kısa hali. Kısa halini seçelim. Buradan saç rengini seçiyorsunuz. İstediğiniz renk de olabiliyor. Biraz sınırlı renk bakımında. Değişik renk olarak turuncu var, pembe var ve mavi var. Diğerleri genel renkler. Ben bunu genel yapmak istemiyorum. Genel renklerden olsun istemiyorum. Belki pembe olabilir. Mavi de olabilir. Bakayım. Bu mavi olsun. Geçelim. Diğer okumlayacağı da tıklayarak bir sonraki sayfaya hep böyle ilerliyoruz. Kız olduğu için sakalı veya bıyığa gerek yok. Bu sayfayı da geçiyoruz. Sonra göz rengi var. Göz rengini seçiyoruz. Hangi renk olmasını istiyorsak. Göz rengi kahverengi mi olsa ne olsun. Burada da kirpik şekilleri, eyeliner gibi şeyler var. Bakıyoruz hangisi seçeneğimize karar veriyoruz. Buna baktık, bu kipriksiz oluyor böyle. Bu pek abartılı durdu. Şu normal kipriği daha çok kullanıyorum ben. Bu daha güzel oluyor çünkü. Bunu seçtim. Kaşa geçelim. Kaştan da en çok bunu ve bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu çünkü diğerleri ve onları kullanmayı tercih etmiyorum. Yine de sizin için deneyelim. Bu da güzelmiş. Bunu denemiştim zaten. Diğerlerine gerek yok diye denemiştim.
Bunlar kalın, daha gerçeksiz duran kaşlar. Bu birleşik kaş, onun için bunu seçmiyoruz. Bu çok kalın, bu da erkek kaşı gibi, onun için başka seçeneği yapıyoruz. Buraları yapıp geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, dudak renginde bu şekilde yaptım. Yüz kısmı böyle. Geçelim. Burada da karakterimize bazı aksesuarlar yerleştirebiliyoruz. Ben gözlük düşünüyordum ama yakışmazsa iptal edebiliriz. Bu güzel oldu. Yani hepsi zaten gözlüksüz böyle. Birkaç değişik görünümlü karakterim olsun istiyorum. Kulağına ne taktım? Pek beğenmedim. Burak aksesuarlar zaten sınırlı. Güzel şey yok. Bunlarda gözünü kapatıyorum. Bunu sevmiyorum. Bunu da sevmiyorum. Pek kızlar alışmayacak. Bakayım dedi. Genelde bu tarz şeyler giyiyorum, karakterlerime kıyafetler, yani gömlek tarzı. Ama belki buna değişik seçebilirim, bilmiyorum. Bu çok şey abartıldı. Da bunlar kışlık zaten, bu yazlı. Kışlıklar da var, düşünülmüş yani. Özen göstermişler. Teşekkür ediyorum. Uzun zamandır böyle bir program arıyordum. Bu programı yapandan, yapım şirketi neredeyse teşekkür ediyorum gerçekten. Çok sağ olun diyorum onlara. Ve buradan neyse geçelim videomuza. Buradan da kıyafetimizi seçelim. Bu güzel durdu sanki. Bu olabilir. Bakalım şu. Veya etek giydireceğiz. Ben pantolon giydiriyorum genellikle ama bu karakterimize ne yakışırsa onu giydirmeye düşünüyorum. Bu güzel durdu arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Bir de şuna bakayım. Güzel değilmiş. Karakterimize göre seçtiğimiz için biraz fazla düşünmek gerekiyor. Karakterin nasıl bir tip olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Evet. Galiba bunu seçtim arkadaşlar. Rengi de bu olsun. Diğerlerine de bakalım. Bence mavi en güzel. Şimdi diğer sayfaya geçiyoruz. Diğer sayfadan arkadaşlar ayakkabı sayfamız. Ayakkabı sayfamız demiştim ama yani terlik de var. İsterseniz çorap da giydirebiliyorsunuz. Babet var. Bir sürü tür var yani. Ayak aksesuarlar diyelim. Şimdi ayakkabıdan buna hangisi uyar diye bakıyorum. Babet uymaz. Şu tip spor ayakkabılar biraz güzel olur diye düşünüyorum. Son olarak
ayakkabı olarak, yani bu ayakkabıyı seçtim arkadaşlar. Diğer sayfaya geçiyoruz. Diğer sayfada ses kalınlığı inceliyoruz. Şekilde. Ve ben bekliyorum. Bedim üstünde olması gerekiyor. Yani yatağın üstünde olması gerekiyor. Sonra burada onları zaten açılarını kendi ayarlıyor. Biz ayarlamıyoruz. Lizzy beni çağırmışsın diyor annesi. Biraz değişik yazdım. Çünkü normal yazmayla anlamıyor, algılamıyor. Düzgün söyleyemiyor. Onun için böyle yazdım. Bunu söyleme şekli düşünüyorum. Evet, yani senin birdji konuza can. Bu şekilde arkadaşlar, çünkü Türkçe olmadığı için tam ne yazsak söylemiyor. Ve eğer mikrofonumuz varsa da buradan kaydımızı yapabilirsiniz. Benimki çalışmıyor, yapamıyorum ben ya da bilmiyorum. Onun için böyle yazmayı deniyorum. Müziği seçiyoruz. Buradan ayarlayabilirsiniz. Hep diyoruz mutlu bir şekilde söyleyecek. Lizzy'ye tıklıyoruz. O da o natural olabilir aslında. Normal olabilir. natural seçiyoruz, doğal yani. Sonra burada yeri değiştirmem için yeni bir ekran tıkladım. Yani buna tıkladım ve yerleri yine aynı. Bedroom seçtim. Kişileri aynı. Çünkü yeri tek bir şeyde değiştiremiyoruz. Ona tıklamadan değiştiremiyoruz. Şimdi bunu kapatalım. Burada yüzünün yerlerini değiştirdim. Yüzünün annesinin yerini değiştirdim. Çünkü birbirlerine yakın olmaları gerekiyordu. Buradan içine tıklıyoruz. Kime uygulayacak onu başlıyoruz. Mesela annesi Lizzy'ye uygulayacağı için ilk önce annesini buraya. Burada seçiyoruz. Burada da seçmenize gerek kalmıyor. Geriye kalan kişi Lizzy'ye seçiyoruz. Buradan da hangi eğilim yapacaksa onu seçiyoruz. Biz Hugo seçtik çünkü sarılacak. Sonra annesini yaptık. Ondan sonra da videomuza geçelim. Ben bu kadar yaptım. Hep beraber izleyelim videoyu. Lizzy Benny Jaggins. Evet, and senin Birdji konuza can. bu şekilde arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videom bu şekildeydi. Eğer beğenirseniz, yorum atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Ve beğeniler ve abonelikler çoğalırsa eğer bu videonun devamı çekerim ve animasyonlar da yaparız sizinle birlikte. Umarım beklentim gibi olur. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir video.
videonun daha son buldu ve diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.